Daha önce çiftçilik yapıyorduk. Buğday, arpa ekiyorduk. Hayvan bakıyorduk. Fakat tarım ilçe bize bir destekleme yaptı. Dediler sizlere çilek verelim, eker misiniz dediler. Ben de hay hay ekeriz dedik. Birkaç arkadaş olduk. Müracaat ettik. Bize fide temin ettiler. Öylelikle biz bu çilek işine başlamış olduk. İyi ki de başlamışık. Hem kendimize hem çevremize faydalı oluyoruz. 2016'da haccım çıktı. Ben biraz da durumumuz pek de iyi değildi ama iyi ki de bu çileği ekmişiz. Bu çilekten haç parasının tamamını karşılamış olduk. Seraları tamamını kendi fikrim, kendi düşüncem. Hiçbir yerde görmedim. Gördüğüm seralarla benim bu seralarım bayağı da bir farklı. Bunu kendi kafama göre yaptım. Hiç kimseden de bir şey de almadım yani, bilgi de almadım. Ama iyi ki de yapmışım. Bu seralarım olmasa bu çileklere hastalık da çok geliyor dışarıda olanlara. Ve bazı çok hastalık geldiği zaman işte bazı çileklerimizde leke yapıyor. Fakat bu naylonlar üzerinde olduğu için, sera olduğu için bu leke yapmıyor. Bak çileklerim böyle de tertemiz oluyor. Ben nereye, bu satışını da kendim yapıyorum. Kendim yaptığım için bana tüketiciler diyor ki ya amca sen bu çileği nerede yetiştiriyorsun, nasıl yetiştiriyor? Ben de diyorum ki ben Bozcaarmutluyum, Bozcaarmut'ta yetiştiriyorum. Bir 15 dönüm yerim var. Böyle bu çilekler 6-7 sene bir randımanlı gidiyor. Ondan sonra bir daha randıman azalıyor. Randıman azaldığı için bunları tekrar yerini değiştiriyorum. Bu 15 dönüm olan yerde yer değişimi yapıyorum. Yer değişimi olduğu zaman da böyle çok randımanlı oluyor, güzel oluyor çileklerim. Şimdi ben bu çileklerime genelde hayvan gübresinden şıra yapıyorum. Varillere su dolduruyorum. Suyun içine de gübre çuvalını atıyorum. Bu gübre çuvalının suyu çıkıyor, şıra yapıyor. Onları da damlamadan çileklerime veriyorum. Ondan da çok istifade ettim. Hem aroması güzel oluyor, hem böyle canlandırıyor çileklerimi, daha güzel oluyor.